Bugün Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 78. ölüm yıl dönümü. Dünya döndükçe liderimizin yolundan yürüyerek onun bıraktığı mirasa sahip çıkacağız. Akşam rüyamda Atatürk'ü gördüm. Bana Kurtuluş Savaşı'nda beraber savaştığı ve sonradan efendi unvanıyla ödüllendirdiği çiftçilerimizi sordu. Benim efendim ne durumda dedi. Ben de bayağı bir terledim. Sevgili atam, efendin gerçekten zor durumda dedim. Hele son 13 yıldan beri Türkiye'yi yöneten bir iktidar var. Efendiyi ezdi geçti dedim. Adalet ve kalkınma dediler ama çiftçiye adaletli davranmadılar. Çiftçinin yasayla hak ettiği gayri safi milli aslının %1'ini bile efendiye çok gördüler. Bunun hep yarısını verdiler dedim. Çıkarılan tarım kanunu uyarınca iktidarın çiftçiye 50 milyar borcu var. Bunu her seferinde söylüyoruz. Gülüp geçiyorlar bize atam. Adalet ve kalkınma dediler. Çiftçiyi kalkındırmak bir yana, onu köyünden ettiler. Borçlandırdılar. Faiz ve haciz kıskacı altında inim inim inlettiler dedim. Sevgili atam, senin efendin sulu tarım yapmak istiyor ama birçoğunun elektriği kesik. Elektrik borcunu alabilmek için bazı çiftçilere destek bile vermiyorlar. Biliyor musun sevgili atam? Efendiye vermedikleri destekleri başka ülkelerin çiftçilerine avuç avuç verdiler. 13 yılda kendi çiftçimize 79 milyar lira nakit destek verirken başka ülkelerin çiftçilerine 400 milyar lira para verdiler. Hem de Türkiye'de yetişen ürünlere bu parayı verdiler sevgili atam. Türk çiftçisi buğday, ayçiçeği, pamuk, soya, mısır, pirinç gibi ürünleri yetiştirmeyi biliyor ama 26 milyon dönüm tarım arazisi, yani Belçika büyüklüğünde arazi boş dururken gittiler Rus, Fransız, Amerikan, Ukrayna, Arjantin çiftçilerinden bu ürünleri aldılar. Hatta Fransızlar hayvancılığa destek olduğumuz için bizim Tarım Bakanı'na madalya bile verdiler. Türkiye maalesef bunların döneminde saman bile ithal etti sevgili atam. 1985-80 yılında 85 milyon sığır, manda, koyun ve keçi varken üretim politikalarına önem vermeyip 32 milyon kayıp vererek 53 milyona geriletmeyi başardılar. Meraların yarısını kaybettik, birçoğunu TOKİ'lere peşkeş çektiler. Nerede şehir kenarlarına yakın mera görürlerse allem edip kullem edip hepsini betonlaştırıyorlar sevgili atam. Yılda destek diye verdikleri 11-12 milyar liranın tam 6 katı, yani 66 milyar lirayı çiftçiye kredi olarak verdiler. Bugün tarlaların birçoğu ipotekli. Böbreğini satan çiftçiler bile var. Efendiyi borçlandırdılar atam. Ürettiği para etmeyen, gübre mazot zamlarına yetişemeyen, çocuğunu çiftçi yapmak istemeyen bir efendi var. Atam, hatta senin efendin o kadar çok efendi oldu ki bu kadar sıkıntı çekmesine rağmen sesi bile çıkmıyor. Televizyon seyrediyor. Sesi çıkanın sonunun ne olduğunu görüyor, susuyor atam. Türkiye dünyada en pahalı mazotun satıldığı bir ülke olarak bilinirken artık en pahalı kırmızı etin satıldığı ülke olarak da biliniyor. Türkiye tarımına yön verecek binlerce atanamayan ziraat mühendisi, gıda mühendisi, su ürünleri mühendisi, veteriner var sevgili atam. Tekeli babalar gibi sattılar. Toprak Mahsulü Ofisi, Çaykur gibi kurumları işlevsizleştirdiler. Elma, patates, çeltik, süt fiyatları yerlerde. Çiftçide 10 kuruş olan elma markette 2 lira. Ama merak etme, yattığın yerde rahat uyu sevgili atam. Senin kurduğun bir parti var ya, o efendiyi çok seviyor ve çok önemsiyor. O parti yeniden senin çiftçini efendi yapacak. Çünkü o parti üreten bir Türkiye istiyor. Hakça bölüşen bir ülke istiyor. Çiftçinin alın terinin yerde kalmasını istemiyor. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.
Teşekkür ediyorum Sayın Gaytancıoğlu.